duydum ki bize iftira atmışsın. Ne iftirası sultanım? Haddime mi düşmüş? Mahidevran Sultan yalan mı söylüyor? Birlikte kaçıyorlar diyen sen misin? Kötü bir niyetim yoktu. Kimi kandırıyorsun sen? Malum, gözde cariyesin. Bu evlilik olmazsa şehzade sana kalır. Bu yüzden yaptın değil mi? Ben şehzadenin onurunu, gururunu düşündüm. Keşke siz de biraz düşünseydiniz. Aybike Hatun! Yapmayın, acıyın. O bana acımadı. Bahli Bey'e acımadı. Günahsız yere kıyacaklar canını. Efsun Hatun'un bir suçu yok. Sizi ihbar eden esas Hürrem Sultan. O çok güvendiğiniz sultanınız yaktı sizi. Ne diyorsun sen? Hünkârım. Ben hayatım boyunca hanedanımıza ve yüce devletimize hizmet ettim. Size ve şehzademize bağlıyım. Zinhar size ihanet etmedim, etmem. Bununla itham edilmek bile beni derinden yaralar, öldürür. Hiç suçun yok, bunu mu diyorsun? Hayır demiyorum. Suçluyum elbet. Bu yüce makamda size asla yalan konuşmadım. Konuşmam. Bir suçum varsa o da Aybike Hatun'u sevmektir. Bu bir itiraf mı? Şehzadem, hünkârım düşündüğünüz gibi değil. Bunun evveliyatı var. Haddimi aşarak da olsa Aybike Hatun'un aşkına karşılık verdim. Lakin bu nişan kararı alınmadan evveldi. Sizinle evlendirilmek istendiğini öğrendiğim gün her şey başlamadan bitti. Hislerimi kalbime yordum. Aybike Hatun da böyle yaptı. Bu kadar mı Bahri Bey? Size yemin ediyorum aramızda başka bir şey olmadı, olamaz. Ancak hakkımda en ufak bir kuşkunuz varsa boynum kıldan ince. Ağalar. Götür. Hünkârım. Al Koçoğlu. Kafi. Şimdi git ve hakkında verilecek kararı bekle. Ne düşünüyorsun Mustafa'm? Hünkârım, ben masum olduklarına inanmıyorum. Sen İbrahim? İnkar etmedi. En azından. Lakin aralarında bir münasebet olduğu aşikar. Sizin kanaatiniz nedir hünkârım? Ne karar vereceksiniz? Bu kararı ben vermeyeceğim Mustafa'm, sen vereceksin. Ben mi? Bir cihan sultanı olarak ben karar verirsem cezası belli. Ölüm. Zira ihanetin kuşkusu dahi zehirlidir, yok eder insanı. Ben bu kararı senin vermeni istiyorum Mustafa. Ne karar verirsen kabulümdür. İster bağışla, ister al kellesini. Bana doğruyu söyleyin. Siz mi yaptınız bunu gerçekten? Ben ne yapmışım? Gülşah her şeyi anlattı. En başından beri yalan söylediniz bana. Beni sevdiğiniz için değil. Sırf Mustafa Kırmağan'ın kızıyla evlenmesin diye ettiniz beni Bahri Bey'e. Sonra da ifşa ettiniz. Hakkınızda söylenenler doğruymuş meğer. Siz acımasız bir kadınsınız. Nasıl yaptınız bunu? Hiç mi vicdanınız yok sizin?
Aybige, tarihlere kapılmam. Öyle bir niyetim olsaydı gitmenizi beklemezdim. Aybige Hatun, sen hangi yüzle geldin buraya? Mihrime kes sesini, gir içeri. Ama anne, onun yüzünden Bahri Bey. Sana gir içeri dedim. Aybige, bu saraydaki tek dostum sensin. Ben size yardımcı oluyorum. Bu hadisenin sonunda gülen siz olacaksınız yine. Nasıl? Nişan bozulacak. Bahri Bey memleketine gönderilecek. Sen de ülkene döneceksin. Sonra istediğiniz bir vakitte kavuşacaksınız. Ya kellesini alırlarsa? Bana güven. Hislerimde hiç yanılmadım. Şimdi git sükunet içinde bekle. Paşam, endişe etme Mustafa. Düşünmek istiyorum diyerek doğru yaptın. Nihayetinde mühim bir karar bu. Vali Bey'in mazisi ve hanedanımız için verdiği emekler büyük. Nedir bunun doğrusu paşam? Neye hükmetmeliyim? Bu hususta yalnızsın Mustafa. Ve fakat kararlarını alırken hislerinle değil, aklınla hareket et. Tereddüt edip zinhar zaafa düşme. Bu bir imtihan senin için. Dosta düşmana kendini anlatmak için bir fırsat. Beyim, nasıl efendi? Olanları duyunca çok üzüldüm. Ah, keşke o gece söylediğinde sana engel olabilseydim. Matrakçı, o gece her şey bitmişti. Sen de bana inanmıyorsun. Elbette inanıyorum beyim. Ben elimden geleni yaparım. En azından İbrahim Paşa ile konuşurum. Lüzum yok. Ben hünkârımızın gözünde akıbetimi gördüm. Bu şekilde ölmek. Sormak için. Yüce Rabbimden tek dileğim savaş meydanında şehit olmaktı. Şu hale bak. Yazık. Çok yazık. Düşmez kalkmaz bir Allah beyim. Masumiyetin ortaya çıkar elbet. Bu kadar kâfi, daha fazla yemeyeceğim. Olmaz. İyi beslenmen lazım. Hı. Kuvvetini topla. Lütfen. Hünkârım. Söyle. Şehzade Mustafa Hazretleri geldiler. Gelsin. Mühim bir şey olsa gerek, beni sizi yalnız bırak. Hünkârım, sultanım, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar oğlum, söyle. Hünkârım, Bahri Bey'le ilgili kararımı verdim.
Yaptığı hatanın bedelini canıyla ödeyecek. Lesini al ki herkes senin uysal bir koyun olmadığını anlasın. Günün birinde Cihan'a hükmedecek aslanın kim olduğunu görsünler. Zinhar acıma. Düşmanlarımız senin kılıcının sesiyle irkilsin. Onların yüreklerine öyle bir korku sal ki bir daha karşına çıkmaya cesaret edemesinler. Nedir bunun doğrusu paşam? Neye hükmetmeliyim? Bu hususta yalnızsın Mustafa. Bu bir imtihan senin için. Dosta düşmana kendini anlatmak için bir fırsat. Cihan Sultanı olarak ben karar verirsem cezası belli. Ölüm. Dur!
Bu infazı durdurun. Bali Bey'in canını bağışlıyorum. Ne oldu? Mustafa'm infazı durdurdu. Belli ki affetti. Sana söylemiştim. Üzülme artık. Malkoçoğlu Bali Bey, devletimize ve hanedanımıza yıllarca hizmet etmiş şerefli bir askerdir. Yaptığı hatanın karşılığı ölüm değildir. Zira kötü niyetli biri olmadığına kanaat getirdim. Bu yüzden canını bağışlıyorum. Vaziyet nedir İbrahim? Şehzademiz infazı durdurdu hünkârım. Nerede şimdi? Buradayım hünkârım. Sizi utandırdıysam bağışlayın. Verdiğin ilk kararın hatalı olduğunu neden düşündün? Bir Cihan Sultanı olarak kararınızın ölüm olacağını söylemiştiniz. Kendimi sizinle eş tutup aynı kararı veremezdim. Bir karar vermekten daha zor olan bir şey varsa o da kararından dönmektir Mustafa'm. Bu bazen zafiyettir, bazen de meziyet. Ben hangisini yaptım? Beni ziyadesiyle mesut ettin Mustafa. Ve yanıltmadın. Gel Malkoçoğlu, yaklaş. Keşke bu tatsız hadise hiç yaşanmasaydı. Böyle bir hadiseyle karşı karşıya hiç gelmeseydik. Neyse ki şehzadem senin masumiyetine inandı ve seni bağışladı. Yüce Rabbim şehzademize uzun ömürler versin. Lütfettiler. Amin. Koçoğlu, sen de bilirsin benim aşka hürmetim vardır. En başından benim yanıma gelip hislerinden bahsetseydin bunların hiçbiri yaşanmazdı. Bunu kendime bile itiraf etmekte zorlanırken sizin karşınıza nasıl çıkardım? Maziyle kederlenmenin kimseye bir faydası yok. Biz istikbale bakalım. Benim mazim ve istikbalim bellidir. Size, hanedanımıza ve devletimize bağlıyım. Her daim hizmet etmekten de şeref duyuyorum. Siz de münasip görürseniz hizmetlerime, memleketimde, ailemin yanında devam etmek isterim. Münasiptir Malkoçoğlu.
Senin varlığın her daim bize kuvvet verecektir. Yolun açık, kılıcın keskin olsun. Paşa Hazretleri, uğurlar olsun. Ben sizleri utandıracak bir şey yapmadım Valide. Fakat böyle bir hadiseyle sizi üzdüysem bağışlayın. Kısmetliymiş güzel yeğenim. Allah gönlüne göre versin. Amin. Herkese selamlarımı, sevgilerimi ilet. Uğurlar olsun Aybike. Seni özleyeceğiz. Sultanım. Aybike, yolun açık olsun. Elbet bir gün o güzel yüzün neşe içinde olacak. Sağ olun. Her şey için. Daye, yeğenimi sen uğurla. Emredersiniz sultanım. Ali Bey. Sultanım. Nihayet döndünüz. Başınıza bir iş geldi sandım. Çok korkuttunuz beni. Döndüm. Fakat veda etmek için. Nasıl? Gidiyor musunuz? Buradaki vazifem bitti. Artık memleketime gidiyorum. Ben de kabahat istedim. Neden sürekli sizden ayrı kalıyorum? Sultanım, üzülmeyin. Kim bilir, belki bir gün dönerim. Size hep bekleyeceğim.